Merhaba arkadaşlar. Yine bir oyuncak açılımı videosu ile karşınızdayım. Neden böyle masanın üstüne dizdim? Çünkü oyuncakların boy farkları çok fazla. Örneğin Barbie kutusu kocaman, aksesuar kutusu ise küçücük. Yanına koyduğumda böyle aşağıda kalıyordu, görünmüyordu. Ben de bu yüzden bu şekilde dizdim. Hepsi görünsün diye. İki tane aynı setten almamın sebebi şu tabak. Bir tanesi yetmeyecekti. Hem böyle iki tane karşı karşıya koyarım. Ya iki kişi aynı anda kahvaltı yapabilir böylelikle. Bir tane erkek Chelsea var. Ve Bim'den aldığım bu Barbie. Hemen aksesuar paketleriyle başlayayım. Bunu daha önceden açmıştım. İçerisinden çıkan aksesuarlar aynı ama bunu da şimdi açacağım. Bir de açabilsem bayağı zor oldu ama sonunda açabildim. Az öncekini göstermemiştim ama böyle bir arka plan çıkıyor. Şu yazı olmasaydı bunu minister için kullanabilirdim. Makineleri ya da tavaları artık her neyse ondan var. İçinde de bu şekilde waffle çıkıyor. Ben aslında bu çıkar diye düşünüyordum. Ama maalesef çıkmıyor. Bunlar da kahvaltı tabakları. Her ikisinde de ikişer yumurta ve sanırım pastırma var. Pastırmayı gülen yüz şeklinde koysalarmış çok şirin olurmuş. Ve oldukça büyük bu tavalar. Barbie'lerin ellerine de takılabiliyor. Bu parçanın ismini şu an hatırlayamadım. Sanırım spatula'ydı. Ayrıca şöyle hoş bir özelliği var. Bu tabağın boyutu tam olarak tavanın içine girecek şekilde tasarlanmış. Belki pembelik biraz garip görünebilir ama bu şekilde pişirip tabağa dökmüş gibi yapabiliriz. Leyla'nın sınıfındaki beyaz saçlı çocuk yerine bir tane erkek Chelsea almayı istiyordum. Türkiye'de aradım bulamadım. Amazon'a da baktım. Vardılar ama çok pahalıydılar. Bulamadığımız için haliyle alamadık da. Aslında bayağı zaman geçti üzerinden ama geçen gün bunu bulduk ve hemen aldık. Bu arada bu Chelsea'yi İstoç'tan aldım. Aksesuar setlerini de İstoç'tan almıştım. Fiyatları normalde 10 lira oluyor. Ama ben ya 7 ya da 8 liraya aldım. Çünkü İstoç'ta daha ucuz oluyor. Arkadaki Barbie ise dediğim gibi Bim'den aldım. Aslında alalı bayağı zaman oldu ama tek açamayacağım için bekletiyordum. Bu yüzden fiyatını pek hatırlamıyorum. İşte bebeğimiz. Tişörtü ve şortu dikili. Tek bir parça halinde. Ayakkabıları gri renkte. Gülümseyen çok da tatlı bir yüze sahip. Saçları da kısa ve plastik. Açıkçası çok sevdim. Özellikle de güleç yüzlü olmasını. Ve Bim'den aldığım bebeğe geçiyorum. Açmadan önce paketin yan tarafını göstermek istiyorum çünkü çok güzel. Bizim Barbie ailesi karakterlerine de çok benziyorlar. Ve işte kızımız. Yüzü evdeki hiçbir Barbie bebeğime benzemiyor. Gerçekten çok farklı. Ve göz rengi de harika. Kendisi gibi güzel bir elbiseye ve muhteşem ayakkabılara sahip. Ayrıca kalın da bir bilekliği var. Başına taktığı şeffaf mavi renkte de bir gözlük. Başlangıçta olduğu gibi yine hepsini masaya yatırmak zorunda kaldım.
Bu yüzden farklı bir bitiş olacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.